Merhabalar. Şimdi çoklu regresyonun türlerinden kısaca bahsedeceğim. Çoklu regresyonda bağımsız veya başka bir ifadeyle yordayıcı değişkenlerimiz birden fazladır. Bu anlamda karar vermemiz gereken şey bu bağımsız değişkenlerin analize nasıl dahil edileceğidir. Hepsi aynı anda mı dahil edilecek veya belli bir sıraya göre mi dahil edilecek? Belli bir sıraya göre dahil edilecekse bu neye göre karar verilecek? Aslında bunlar çoklu regresyon türünü belirlemede önemlidir. Çoklu regresyon türlerini anlamada Venn şemalarından faydalanabiliriz. Bakın burada bir Venn şeması var. DV bağımlı değişkenler, IV1, IV2 ve IV3 ise birinci, ikinci ve üçüncü bağımsız değişkenler. Şimdi buraya baktığımızda A kısmı birinci bağımsız değişkenin tek başına açıkladığı kısım. B kısmı birinci bağımsız değişkenin ikinci bağımsız değişkenle birlikte açıkladığı kısım, yani ortak açıkladıkları ortak varyansı diyebiliriz. C kısmı ikinci bağımsız değişkenin kendi başına açıkladığı kısım. D kısmı ikinci bağımsız değişkenin üçüncü bağımsız değişkenle birlikte açıkladığı kısım. E kısmı ise üçüncü bağımsız değişkenin bağımlı değişkendeki varyansın tek başına açıkladığı kısmı. Şimdi en sık kullanılan ve ilk ele alacağımız çoklu regresyon yöntemi ENTER yöntemidir veya standart yöntem olarak da ele alınır. Bu yöntemin en önemli özelliği tüm değişkenleri, yani yordayıcı bağımsız değişkenleri analize aynı anda dahil etmesidir. Ve aynı anda tüm değişken analize dahil ettiği zaman bağımsız değişkenlerin görelilik güçlerine karar verirken, karşılaştırırken 3 bağımsız değişkenin de tek başına unik olarak açıkladığı kısımları dikkate alır. Örneğin IV1'in tek başına açıkladığı kısım burası, IV2'nin tek başına açıkladığı kısım burası ve IV3'ün tek başına açıkladığı kısım burası. Hangi değişken bağımlı değişkendeki varyansın daha büyük kısmını açıklıyor bu kararı verirken bu alanlara bakarız. Hangisi daha yüksekse o daha büyük bir güce etkiye sahiptir. Bu süreçte gördüğünüz gibi ortak varyansları dikkate almaz. Ancak 3 bağımsız değişkenin toplam olarak açıkladığı varyansa karar verirken hesaplarken buradaki ortak varyansları da dikkate alır. Sadece bireysel katkılarını değerlendirirken ortak varyansları göz ardı eder. Bu standart ENTER yönteminin regresyon yönteminin en temel özelliğidir. En sık kullanılır. Kullanım sürecinde en az hata yapılabilen bir regresyon türüdür. Şimdi ENTER yöntemini SPSS üzerinde örneklendirelim. Matematik başarı puanı bizim bağımlı değişkenimiz. Diğer değişkenleri de bağımsız yordayıcı değişkenler olarak ele alacağız. Şunu da belirteyim. Şimdi burada ben çoklu regresyon varsayımlarına değinmiyorum. Başka bir videoda detaylı olarak onlara değineceğim. Şimdi sadece işlem adımlarını kısaca açıklamaya çalışacağım. Analyze kısmına geliyoruz. Regression kısmına ve linear regression kısmına geliyoruz. Bağımlı değişkenimizi dependent list kısmına, diğer değişkenleri de independent list kısmına aktarıyoruz. Bakın tüm değişkenlerimizi aktardık. Aşağıda enter kısmı metot kısmında enter yazılı, yani standart yöntem. Yani tüm değişkenler analizi aynı anda dahil edecek. Değişkenlerin göreli güçlerine karar verirken ortak varyansları dışarıda bırakıp sadece unik etkilerine, varyanslarına odaklanacak. Ancak toplam varyansı açıklarken ortak etkileri de dikkate alacak. Diğer kısımları şu anda belirtmiyorum, sonrasını açıklayacağım. Şimdi okey diyoruz. Burada enter yöntemi kullandığımızı belirtiyor ve dahil edilen değişkenleri belirtiyor. Burada bu ele aldığımız değişkenlerin toplam varyansın %75'ini açıkladığını ve açıklanan varyansın ise yaklaşık %57 olduğunu belirtiyor. ANOVA sonucu elde ettiğimiz regresyon denklemlerinin işe yarar bir regresyon modeli olduğunu belirtiyor ve analizimize devam edebiliyoruz. ANOVA sonucunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu için bunun detaylarını önceki videolarda açıklamıştım. Katsayılar kısmına geldiğimiz zaman bu kısımda standart edilmemiş katsayılar var. Regresyon denklemini yazmada kullandığımız. Burada ise standart edilmiş katsayılar değişkenlerin göreli güçlerine karar vermedi.
Ancak öncelikli olarak bu değişkenlerin anlamlı bir yordayıcı olup olmadığına bakmamız gerekir. Kinestetik ve işitsel zeka puanı anlamlı bir yordayıcı değil gördüğünüz gibi. Ancak diğer değişkenler anlamlı bir yordayıcıya sahip. Hangisi daha büyük bir etkiye sahip? Buna karar vermede standart edilmiş beta kasayılana bakıyoruz. Bu bağlamda okuduğunu anlama puanı en büyük etkiye sahipken matematik başarısı üzerinde, daha sonra ders devam durumu ve daha sonra da matematik öz yeterlik algısı geliyor. Bu anlamda bu değişkenlerin toplam varlığının %57'sini açıkladığını, kinestetik ve işitsel zeka puanının anlamlı bir yordayıcı olmadığını, diğer değişkenlerin de göreli güçlerinin bu şekilde olduğunu belirtebiliriz. Yine buradaki vektörü açıklarken ortak etkileri de dikkate aldı ortak varyanslarda.